En Klas Tarih kanalı Klasizm Tarihi hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Mimar Sinan'ın kafatası nerede? Tabii bu sorunun cevabını bilmediğimizi videonun en başında belirtmek isterim. Mimar Sinan Koca Sinan diye de geçer. Kendisi büyük bir mimar. Tabii ki dünya tarihinin görmüş olduğu en büyük mimarlardan biri ve Osmanlı tarihinin hatta Türk tarihinin de tabii ki tartışmasız en büyük mimarlarından biri. Mimar Sinan'ın kafatası meselesine geçmeden hemen önce Mimar Sinan'ın öncelikle Osmanlı Devleti'ne nasıl katıldığından birazcık bahsetmek istiyorum. Öncelikle Mimar Sinan bir devşirmedir. Devşirme sisteminden dediğim gibi önceki videoda da bahsettiğim gibi daha sonraki başka bir videoda bahsedeceğiz. Devşirme sisteminin esasları nelerdir vesaire diye daha sonra gene bahsedeceğiz. Ama bu videoda kısaca kafanızda canlanması açısından söyleyecek olursak devşirme Müslüman olmayan kişilerin Müslümanlaştırılarak Osmanlı Devlet İdaresi'ne özellikle askeri ocağa alınması sistemidir. Ve Mimar Sinan da aynı bu şekilde bir devşirme olarak Osmanlı hizmetine alınmış bir kişi ve kendisi uzun yıllar Yeniçeri askeri olarak Osmanlı ordusuna hizmet etmiş. Tabii Yeniçeri askeri olduğu dönem Yavuz Sultan Selim dönemi. Yavuz Sultan Selim'in seferlerine katılıyor. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın da seferlerine katılıyor. Muhaç seferine gittiğini biliyoruz örneğin. Ve Mimar Sinan gittiği yerlerde gözlem yapabilen, müthiş bir gözlem yeteneği olan bir kişi. Kendisi buralardan gördüklerinin de etkisiyle ileride çok güzel işler yapacak. Ve ordunun da geçmesi gereken bazı yerlerde önemli köprüler inşa etti. Hatta kısa süreli hani yapılıp yıkılan köprüler de inşa ettiğini biliyoruz. Ve Türk tarihine 400'den fazla eser bıraktığını da gene biliyoruz. Bunların birçoğu cami, mescit ve daha fazlası var tabii ki. Mimar Sinan 100 yaşına merdiven dayamışken vefat edecek ve Mimar Sinan vefat ettikten sonra 1930'lu yıllara kadar Mimar Sinan'ın etnik kimliği hakkında hiçbir tartışma konusu olmamış dünyada. Peki ne oldu da Mimar Sinan'ın etnik kimliği tartışması ortaya çıktı? Aslında bunun altyapısı Almanya'da ve İtalya'da ortaya çıkan ve dünyaya yayılmış olan o dönemde 2. Dünya Savaşı öncesindeki etnik kimlik meselesi. Milliyetçilik ve aşırı olarak tabii ki milliyetçilik diye ifade edebileceğimiz bir kavram bu. Aşırı milliyetçilik ulusları tabii farklı yollara itiyor ve birçok toplum, birçok millet kendi tarihinde ya da tarihteki bilinen kişilerin kendilerinden olduğunu ortaya koymaya çalışıyor. Bu durum Türkiye'ye de sıçrıyor ve Türkiye'de binlerce kişinin diyelim, ben tam sayıyı da bilemiyorum, binlerce kişinin mezarları açılmış, işte Selçuklu hükümdarlarının mezarları açılmış vesaire. Bunların Türk mü veya başka bir milletten mi olduğu ortaya konmaya çalışmış. İşte bu olaylar sırasında 1935 yılında da Mimar Sinan'ın da mezarı açılıyor ve kendisinin kafatası incelenmek üzere mezarından çıkarılıyor. Ve Mimar Sinan'ın kafatası bu tarihten sonra bir daha mezarına girmiyor. Yani bugün bu videoyu çektiğimiz tarih itibariyle 2022'nin 2. ayındayız. Mimar Sinan'ın kafatasının nerede olduğu bilinmiyor. Bu durumla ilgili 1935'te mezarından çıkarılması olayıyla ilgili bir gazete küpürünü okuyacağım sizlere. Burada diyor ki 1935 tarihli 5 Ağustos 1935 tarihli Akşam Gazetesi şöyle diyor. Büyük Türk mimarı Sinan'ın kafatası mezarından çıkarılmıştır. Kafatası üzerinde yapılan tetkikatta bulunan brakisefal yani yassı yuvarlak olduğu görülmüştür. Bütün Türkler brakisefal olduklarından büyük mimarın yalnız kültür itibariyle değil ırk itibariyle de Türk olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştır diyor gazete haberi. Tabii bu durum bir tartışma konusu aslında. Sonuçta sadece Müslüman olanlara değil, Müslüman olmayan herhangi bir toplumun mezarına dahi biz saygı duyan bir millet olarak, ki bu eski Türk inancından gelmektedir. Ölülere ve mezara saygı duyulur bu. İslamiyetle de sadece alakası yok. Böyle bir toplumken nasıl oldu da Mimar Sinan da dahil olmak üzere birçok Türk'ün ve Müslüman'ın dahi mezarları açılmış ve üzerlerinde çalışmalar yapılmış. Tabii bu büyük bir tartışma konusu o dönem için bakıldığı zaman. Bu işi yürüten kişiler Hasan Cemil Çambel, ki kendisi o dönem Türk Tarih Kurumu Cemiyet Başkanı ve cemiyet üyesi gene o dönem Türk Tarih Kurumu'nda Şevket Aziz Bey, ki Şevket Aziz Kansu kendisi ve son olarak cemiyetin as başkanı olan Afet Hanım, Mustafa Kemal'in manevi kızı bildiğiniz üzere. Bu üç kişinin çalışmalarıyla Mimar Sinan'ın kafatası üzerinde dediğim gibi araştırmalar yapılmış ve kendisinin mezarı bu şekilde açılmış. İşin bir diğer boyutu 1963 yılında Sedat Çetintaş, ki Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk mimarlarındandır kendisi. Sedat Çetintaş'ın bir gazeteye verdiği demeç aynen şu şekilde söylüyor kendisi. Mezarı ben açtım diyor. Türk Tarih Kurumu namına 1936 yaz mevsiminde bana Atatürk'ümüz Sinan'ın mezarını açtırmıştı. Emri ifa ettim. Parçaları idare heyeti huzurunda dostum Şevket Aziz Kansu'ya vermiştim diye bir söylemi var. Dolayısıyla
1935'teki haberler de baz alındığında 1936'da da acaba ikinci defa Mimar Sinan'ın kafatası üzerinde tekrar çalışma yapıldı mı sorusu tabii akıllara geliyor. Bir defa yapılmışken ikincisi neden yapıldı? Tabii bu da ayrı bir tartışma konusu. Tabii sonuç olarak Mimar Sinan'ın kafatasının yerinde olmadığı bugün bilinen bir gerçek. Mimar Sinan'ın kafatasının bulunduğu mezarın da konumuyla alakalı olarak toprağa çöktüğü ve ortadan kalktığı, yani çürüdüğü kısaca da söyleniyor. Bu da söylentilerden biri. Sonuç olarak Mimar Sinan'ın kafatası bugün yerinde değil. Yeri de birçok kişinin bilmediği bir yerde aslında. Belki benim de eksikliğim olacak. Bir gün Süleymaniye Camisi'ne gittiğimde, ki tabii erken yaşlarımda diyeyim, genç yaşlarımızdayken, bir gün Süleymaniye Camisi'ne gittiğimizde arka kapılardan birinden, ki şu an çok konumu muhiti de bilmediğim için, bir kapıdan aşağıya doğru çıktığımda bir türbe gibi bir kapalı bir alan gördüm. Dükkanların arasında küçük bir türbe gibi bir yerdi. Merak ettim ve yaklaştığım zaman buranın Mimar Sinan'ın türbesi olduğunu gördüm. Yani o kadar büyük, ihtişamlı eserler bırakmış olan mimarın mezarı küçücük bir yerde açıkçası. Ama sizlere de tavsiyem, Süleymaniye Camisi'ne gittiğinizde hemen bu caminin dibinde olan, Süleymaniye Camisi'nin o külliyesinin diyelim dışında kalan Mimar Sinan mezarını da ziyaret etmeniz ve kendisine dua etmeniz hoş olacak bana göre. Mimar Sinan'ın etnik kimliğinin ne olduğu, inanın, hiç önemli değil. Yani bugün bu tartışma meseleleri, bu konuşulanlar, bu benim yaptığım video ve bununla ilgili birçok köşe yazısı da var, bakabilirsiniz. Selçuk Mülayim'in güzel bir makalesi var, bunu okuyabilirsiniz. Yani tarihte yaşamış bir şahsiyetin, yani Mimar Sinan gibi bir şahsiyetin, bir ülke hükümdarı değil bu sonuçta, bir sanatçı, bir mimar. Dolayısıyla hangi etnik kimliğe ait olduğunun bence çok da önemi olmamalı. Burada Doğan Kuba'nın bir cümlesini nakletmek isterim. Diyor ki kendisi, Türk olmayan her şeyi reddetmek ve belli bir devreden sonra her şeyi Türklerin getirdiğini söylemek, Türk sanatını anlamak için hiçbir kolaylık getirmemiştir. Gerçekten durum bu. Yani Mimar Sinan'ın etnik kimliğinin hiçbir önemi yok kısaca. Şununla ilgili söyleyeyim, devşirme olduğu kesindir. Kayseri bölgesinden devşirildiği kesindir. Ki devşirmelerde genelde Türk olmayanlardan yapıldığına göre muhtemelen Türk değildi kendisi. Fakat dediğim gibi bunun bugün kimseye bir faydası yok. Yani Mimar Sinan'ın Ermeni kökenli olduğunu söyleyenler de var. Farklı söylentiler de var. Bunların herhangi birinin hiçbir önemi yok bence. Yaptığı güzel eserler bugün ülkemizde yerli yerinde duruyor. Gidip ziyaret edebiliyoruz. O ihtişamlara bakarak ağzımız açık bir şekilde vay be diyoruz, bunlar nasıl yapılmış. Bunlarla gurur duyuyoruz. Sonuç olarak Osmanlı Devleti bir Türk Devleti ve Türk Devleti'ne hizmet edilmiş. Kim olduğunun hiçbir önemi yok. Eğer ki böyle bir tartışmaya girecek olursak, sonuçta Yeniçeri askerleri Osmanlı'nın özellikle yükselme döneminde, videomuzda da bahsetmiştik, büyük başarılara imza atmasında Osmanlı'nın, Yeniçerilerin de payı büyük. Dolayısıyla o zaman Yeniçerilerin de Türk olmadığını hesaba katarsak bu başarıları kazanan Türkler değildi mi demeliyiz. Bu da tartışma konusu bence ayrıca. Dolayısıyla Mimar Sinan'ın etnik kimliği hiçbir şekilde önem arz etmemeli bence. Ve eğer ki kafatası yerinde değilse bir an önce bulunup yerine iade edilmeli tabii ki. Bizim isteğimiz, temennimiz bu olur. Sonraki videoda görüşmek üzere. Mimar Sinan gibi mimarlar yetiştirilmesi temennisiyle ülkemizde.